Hamza hoş geldiniz. Çok değerli konuğumuza geçmeden önce ekibimizi tanıtayım. Bugünkü konferansın moderatörlüğünü ben yapacağım. Adım Güngör Usta. İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği'nden 2009 yılında uzmanlığımı aldım. Ve şu anda Trabzon'da Medical Park Karadeniz Hastanesi'nde uzman doktor olarak çalışmaktayım. Yine bugünkü konferansta hostluk görevini Orcan Medikal'de Murat arkadaşımız yapacak. Murat hazır mısın? Hazırım hocam. Bu online eğitim platformu program yöneticimiz Doçent Doktor Hasan Kamil Sucu'nun inisiyatifiyle başlatılmış olup gerek klinik asistanları ve gerekse benim gibi klinikten uzman olmuş arkadaşların katkısıyla devam etmektedir. Katılımın her geçen gün arttığını görmekten ziyadesiyle mutluluk duymaktayız. Başlamadan önce önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ses kirliliği olmaması adına konuşma başlarken bütün mikrofonlar kapatılacaktır. Soru ve katkılarınızı Zoom programının chat uygulamasına yazarak iletebilirsiniz. Yazarken lütfen isim, şehir ve çalışılan kurum bilgilerini eklemeyi unutmayınız. Konuşma bitiminde soru ve katkılar belirli bir düzen içerisinde tarafımca konuşmacıya aktarılarak tartışılacaktır. İkili konuşmaların program formatımızda yeri olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Evet, bugünkü konuğumuz Doktor Selim Bozdağ, kliniğimiz uzmanlarından yeni uzmanı diyebiliriz. Türkiye'de kadın nörojenler konulu bir konferans verecek. Kısaca Doktor Selim Bozdağ'ı tanıtayım. Doktor Selin Hanım, 2007'de Kocaeli Körfez Fen Lisesi'nden, 2014'te 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisinde 3 ay pratisyen olarak mecbur hizmet yaptıktan sonra 2014'te Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde acil tıp uzmanlığı ihtisasına başlamıştır. 1,5 yıl acil tıp asistanlığı sonrasında bölüm değiştirerek 2016'da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöroşirurji ihtisasına başlamıştır. 2021'de deneysel subaraknoid kanama modelinde nimodipinin CYP 3A4 indükleyici deksametazon ile birlikte kullanımının gecikmiş serebral iskemi üzerine etkileri konulu uzmanlık teziyle ihtisasını tamamlamıştır. İhtisası sırasında endoskopik hipofiz cerrahisi öğrenmek üzere Kocaeli Üniversitesi'nde Profesör Doktor Savaş Ceylan'ın yanında ve pediatrik nöroşirurji öğrenmek üzere de Ege Üniversitesi'nde Doktor Elif Bolat'ın yanında rotasyon yapmıştır. Wisconsin Üniversitesi'nden Profesör Doktor Başkaya'nın yanına gitmek üzere kabul edilmiş olup pandemi ve devlet mecburi hizmeti nedeniyle henüz bu gerçekleştirememiştir. Şu an Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi'nde mecbur hizmet yükümlülüğünü yerine getirmektedir. Evet Selin, tekrar hoş geldin. Seni dinliyoruz. Söz sizde. Ekran paylaşımını açıyorum. Evet, Güngör abiye tanıtım için çok teşekkür ederim. Konumuz Türkiye'de kadın nöroşirüjenler. Neden bu konuyu seçtik? Niye şimdi seçtik? Biraz bunu açıklamak istiyorum. İlk olarak bu başlığı insanlar gördüğünde çok klişe olduğunu düşünebilir. Ama bence şimdi tam da bugünlerde benim gibi genç doktor arkadaşlarımın, asistan kardeşlerim için bugün burada anlatılacaklar çok daha değerli olacak diye düşünüyorum. Tam da bugünlerde özlük haklarımızı kazanamadığımız, Mario gibi puan toplamaya zorlandığımız, yıldırıldığımız, yıpratıldığımız, her zamankinden daha fazla şiddete uğradığımız, beyin gücünün zirvede olduğu bu dönemde geçmişi hatırlamak, verilen mücadeleleri hatırlamak, geçmişte ve bugün de mesleğini icra eden çok değerli insanlar olduğunu görmek bence bize biraz umut verecektir. O yüzden bu fotoğrafı koydum. Konuyu Türkiye'de kadın nöroşirüjenlerin dünü, bugünü ve yarını olarak üç ana bölümde iseki ederek inceleyeceğiz.
Selin dondu herhalde. Bir arayalım. Selin, bağlantın koptu. Bağlantın iyi değil. Tamam. Hayır, koptun şu anda. Tamam. Tamam, okey. Aksaklık için özür dilerim. Hastanedeyim. Kopmaması lazımdı ama. Sunum görülüyor mu? Görünüyor. Evet. İlk olarak dünyadaki ilklerden başlamak istedim. Harvey Cushing'den. Çünkü ne kadar kısa zaman sonra kadınların da bu işe dahil olduğunu ancak bu şekilde gösterebilirim diye düşündüm. Cushing aslen Amerika doğumlu. 1900 yılında genç bir doktor olarak Avrupa'ya gelmiş. Beyin ameliyatları yapan Sir William Osler ve Victor Horsley'i İngiltere'de ziyaret etmiş. Daha sonra İsviçre'de Theodor Koher ile çalışmış. Burada başarısız bir intrakraniyel ameliyata tanık olmuş. Bu mevzunun kraniyel cerrahi olan ilgisine inanılıyor. Daha sonra İtalya'da çalıştığı bir laboratuvarda artan kafa içi basıncı ve arteriyel kan basıncının daha sonra kuş ameliyatı olarak bildiğimiz azalan nabızla ilişkisini gözlemlemiş. Memleketine Amerika'ya döndükten sonra işte 1919'da yeni bir cerrahi uzmanlığın nöroşirurjinin kurucusu olmuş. 1919'da. 1920'lere geldiğimizde Anna Bormein, Letonyalı, o zaman tabii tam böyle Birinci Dünya Savaşı'nın bitiş dönemleri ve cinsiyet eşitliğinin yalnızca hayal edilebilecek bir şey olduğu bir dönem. İlk nörosürücükel prosedürleri yapan olarak bilinen kişi Anna Bormein. Özellikle de sayısız periferik sinir prosedürleri yaptığı bilinmekte. Muhtemelen de Birinci Dünya Savaşı'nın etkilerinden kaynaklı. Çünkü yaralılar her hastanenin tüm yataklarını doldurduğu ve hani mevcut tüm ellerin iş katılımına gerektiren bir dönem olduğu için cerrahi uygulama fırsatı bulabilmiş. Yoksa o dönemde kadınların cerrahi branşlara kabulü uygun görülmezmiş. Yine 1920'lerden Semyonova Brosova, kendisi Rus. Onun da en önemli özelliği 1926'da Egas Bonis serebral anjiyografi çalışmalarına başladığını biliyoruz. Brosova ise 1951'de beyin anjiyografisi diye bir kitap yazıyor Rusya'da. Ve kitabında fetal posterior komünikan arterden bahsediyor. Bilis poligonunun insanında bulunan asimetrik durumlarından bahsediyor. Duran'ın ağrı duyusu üzerine çalışıyor. Travmatik beyin hasarı üzerine çalışıyor. Ama hani bunların hiçbiri resmi beyin durumu değil. 1920'lerden son kişi Alman. Kendisi
Ben de 1918'de ventrikülografi ve daha sonra pneumoensefalografiyi tanımladıktan sonra yani çok değil birkaç yıl sonra 1920'de Almanya'da bu işlemi tanıtıyor, yapıyor ve öğretiyor. Kordotomi ve tümör rezeksiyonları yaptığı da biliniyor. Ancak daha sonra aslen Yahudi olduğu için Nazilerden kaçıp Amerika'ya taşınmış. O dönemde Amerika'da kadınların cerrahi yapmasına izin verilmiyor ve önce nörolog olarak çalışmaya başlamış, daha sonra da orduya katılmış. 1930 ve 1940'lara geldiğimizde dünyanın ilk nöroşirüjenleri, ilk kadın nöroşirüjenleri olarak tanımlanan iki kişi var. Hangisinin ilk olduğu biraz tartışmalı. Sofia Inescu, Romanya'da 1934 ile 90 yılları arasında 47 yıl beyin cerrahi kariyerine sahip. Onun klinik hayatını da, yani beyin cerrahiye girebilmesini de sağlayan şey İkinci Dünya Savaşı'nın hastane yoğunluğu. Ancak kendisi mesleğini yaparken beyin cerrahı olarak kabul edilmiyor. Daha sonra 2005'te WFNS'in 13. Dünya Kongresi'nde Sofia Inescu'nun ilk beyin cerrahlığı şey yapılıyor, öneriliyor ve kabul ediliyor. O tarihten sonra ilk beyin cerrahı olarak kabul ediliyor. Tartışmalı olan kısım ise Diana Beck, İngiliz. Kendisi Sofia Inescu'dan daha yaşlı. Aslında hani mesleğe de 1939'larda sanırım, yani kendisinden biraz daha önce başlamış. Ancak bu ilk beyin cerrahı kim tartışmasında şöyle bir sonuca varılmış. Sofia Inescu ilk başarılı ameliyatını 1944'te yapmış, belgelenmiş bir şekilde. Ancak Diana Beck ilk belgelenmiş ameliyatı 1952'de. Dolayısıyla hani kendisini direkt olarak ilk beyin cerrahı diyemeyebiliyoruz. Miasteni gravis hastası ve bundan dolayı da hep kariyerinde başarılı olamayacağı düşünülmüş, ama çok sayıda başarılı ameliyatları var. Çok sayıda kişi de yetiştirmiş. Ancak daha sonra bir miyasteni hata geçiriyor. Timektomi oluyor. Timektomi yolunda gidiyor ama o sırada bir pulmoner emboli geçiriyor. Daha sonra da şanssız bir şekilde hayatını kaybediyor. Yok değil, birkaç isim saydım Cushing'den sonra. Ve 1950'lere geldiğimizde Türkiye'den bir isim var. Aysime Altınok. Kendisi Türkiye'de kadınların nöroşirurjinin kapılarını açan isim. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1953'te mezun oluyor. O zamanlar Amerika'dan Türkiye'ye, İstanbul Üniversitesi'ne gelen Profesör Doktor Feyyaz Berkay. Nöroşirurjen kendisi aslında, ama Türkiye'de daha nöroşirurji kliniği kurulmadığı için genel cerrahi kliniğinde çalışıyor. Aysima hocamız Feyyaz hocayla genel cerrahi rotasyonundayken tanışıyor, gözlemliyor. Daha sonra mezun olduktan sonra 2 yıl Feyyaz hocayla nöroşirurji kliniği olmayan genel cerrahi kliniğinde birlikte çalışıyorlar. Rektör Feyyaz Hoca'ya da, İsmail Hoca'ya da nöroşirurji kliniği açılacağına ve hani İsmail Hanım'ın da nöroşirurji asistanlığına gireceğine dair söz veriyor, ama İsmail Hanım 2 yıl bekledikten sonra hala söz verilen klinik açılmayınca bu sefer Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne geçiyor. Türkiye'nin de ilk nöroşirurji kliniği. Oranın da o zamanki hocası Hami Dilek. Hami Dilek'le birlikte çalışıyorlar.
Böyle bir İlhan Elmacı'nın yazdığı Beyin ve Sinir Cerrahisi'nde bir öncü kitabı da mevcutmuş. Onu da söylemek istedim. 1959'da Aysim Altınok ihtisasını tamamlıyor. Ve Türkiye'nin ilk kadın nöroşirurjeni oluyor. Bundan 5 yıl sonra nasıl diyeyim? Pardon. Önce buraya geçiyorum. Kendisinden ses. Senin ses yok. Pardon. Şey san. Ben hiçbir şu zaman. Şu an var mı? Var. Ay ben bunu yapamıyorum. Siz erkeksiniz gelin yapın demedim. En zor işi beden gücü gerektiren işe bile ben kendim sarıldım ve kendim yaptım. Onun için hiç kimse bana sen çekil bir kenara sen kızsın demedi. Diyemedi. Ama mesela ben Türkiye'de nöroşirurjiye başlamadan evvel o 51, 52, 53 mezunlarının Amerika furyası vardı. Herkes Amerika'ya gidiyordu. Ben de bir mektup yazdım. Birçok hastaneye ama öyle sıra hastanelere değil, üniversite hastanelerine yazdım Amerika'da. Bana hepsinden biz kız kadın doktorları cerrahi branşlara almıyoruz diye cevap geldi. Amerika'da. Zaten Avrupa'da yoktu. Ben hiçbir zaman. Evet. Yani burada dünyadaki konumunu da göstermek istedim. Yani Amerika henüz daha kadınları cerrahiye kabul etmezken Avrupa'da birkaç tane beyin cerrahiyle uğraşan kadın varken biz de dünyanın öncülerinden olarak Aysim Altınok'la birlikte ilk nöroşirüjenler, ilk kadın nöroşirüjenlerden birine sahip olmuş olduk. Türkiye nöroşirüjisinin 3 Atenası. Bu Kamil abinin benzetmesi oldu. Kısaca şöyle anlatayım. Yunan mitolojisine göre Zeus şiddetli şimşek çakar bir baş ağrısına yenik düştükten sonra kraniyotomi yapılan ilk beyin cerrahisi hastası. Cerrahi Hepasteus rahatsızlığını hafifletmek için tabii o zaman hani rüptür olmuş bir anevizmayı kliplemek gibi bir şey yok. Bilgelik, zanaat, sanat ve savaş tanrıçası olan Athena'yı doğurmak için trepanasyon kullanmış ve erkek egemen Olympus'a zekası, kararlılığı, gücü ile Athena beyin cerrahisine kadınların hani sembolik bir göstergesi gibi bir benzetme yapabiliriz. Türkiye'nin 3 Athena'sı da Aysim Altınok, Yıldız Yalçınlar ve Nilgün Alp diyebiliriz. Şimdi bu sıralamayı ben Aysim Avcı'nın... Benden sonra Yıldız Ankara'da Nurhan Alman'la çalışarak başladı. O ikinci olarak o uzman oldu. Üçüncü olarak bizim Bakırköy'den bir son devresinde de benimle tamamlayan Nilgün Alp vardır. Benden sonra Yıldız... Kısaca Aysma Altınok'un uzmanlık sonrası hayatından bahsedecek olursam, 1959'da ihtisasını tamamladıktan sonra İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroşirurji Kliniğinde çalışmaya başladık. 4 yıl sonra o kliniğe şef oldu. Birçok nöroşirurjen yetiştirdi. 1992'de emekli oldu. Bu fotoğrafta sanırım Ankara Numune Hastanesi'nde çekilmiş. Soldan sağa doğru Profesör Doktor Kemal Gavuzoğlu, Mustafa Kemal Gavuzoğlu var. Kendisi göğüs cerrahıymış. O zaman Ankara Numune Hastanesi'nin başhekimiymiş. Sırasıyla Yıldız Yalçınlar, Aysime Altınok ve Yamaç Taşkın hocamız var. Yamaç Taşkın hocamız da Aysime Altınok'un yardımcılığını yapmış yıllarca. Bu da Aysim Altınok'un
E-Ans'taki liderler listesindeki fotoğrafı. Şimdi ikinci beyin cerrahına geçmeden sırayı biraz bozup üçüncü beyin cerrahına Nilgün Alp'e geçeceğim. Hem kendisini görsel olarak görmüş oluruz hem de Aysim Avcı'yı anlattığı kısa bir röportajını izleyelim. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin nöroşirurji bölümüne çıktı. Oraya geldiğim zaman nasıl bir şeyle karşılaşacağımı falan bilmiyordum. Geldiğim zaman bir de öğrendim ki oradaki klinik şefim Aysima Hanım'mış, yani bir bayanmış. Onu duyduğum zaman çok mutlu olmuştum, çok rahatlamıştım, çok sevinmiştim ve de onur duymuştum. Yani böyle bir kimsenin yanında ihtisas yapabileceğim için çok mutlu olmuştum. Ondan sonra yıllar geçti, ben Aysima Hanım'la çok iyi bir iki dost gibi olduk. Ve ondan hem asistanlığım süresince iyi şeyler öğrendim, hem beni yetiştirdi, hem de paramedikal konularda da onun çok desteğini aldım. Onun iyiliklerini hiçbir zaman unutamam. Yani o beni bir şey, yani nöroşirurji uzmanı olarak yetiştirip bu şeyi kazandırdı. Yıldız Yalçınlar'a gelince, ikinci kadın beyin cerrahımız, 1930'da İzmir'de doğmuş. Daha sonra ailesi Ankara'ya taşınmış. Liseyi ve üniversiteyi Ankara'da okumuş. Ankara Tıp Fakültesi'nde. Öncelikle genel cerrahi ihtisası yapmıştır ve Ankara Tıp'tan genel cerrah unvanını alan ilk kadındır. Daha sonra Iğdır'a gidiyor. Iğdır'a gittiği bir iki yıl var. Orada çalışıyor. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi'ne geliyor. Orada yeni kurulmuş nöroşirurji kliniğinde ihtisasını alıyor. Orada Nurhan Alman'la birlikte çalışıyorlar. Hacettepe'den nöroşirurji unvanını alan ilk kadın da yine Yıldız Yalçınlar'dır. Selçuk hocamızın gönderdiği fotoğraflardan. Daha sonra Nurhan Alman Ankara Tıp'a, Yıldız Yalçınlar ise Yüksek İhtisas Hastanesi'nde nöroşirurji kliniği kurmak üzere ayrılıyorlar. Bu şeyleri bakarken Nurhan Alman hakkında da bir kitap gördüm. Sait hocamıza Nihat hocamız yazmış. Daha sonra Ankara Numune Hastanesi'nde şef olarak çalışmaya devam ediyor Yıldız Yalçınlar. Birçok nöroşirürjen yetiştiriyor. Ne yazık ki 2012'de vefat ediyor. Şu an aramızda değil. Rahmetle anıyoruz kendisini. Dördüncü beyin cerrahımız Dilek Könül Leblebicioğlu. Leblebici yazmış mı yanlışlıkla? Leblebicioğlu. Kendisi Cerrahpaşa'da ihtisasına başlamış ancak tamamlamadan Züriye Gazi Yaşar gibi yanına gitmiş ve orada devam etmiştir. Halen de Zürih'te çalışmaktadır. Beşinci beyin cerrahımız ise Hamiyet Camuşçu. Kendisini Aysim Avcı'ya anlattığı kısa röportajıyla tanıtayım. İstanbul'a gelip de yerleştiğimizde çok tesadüfi olarak Aysim Hoca'nın çok yakın arkadaşı, çocukluktan arkadaşı, bizim apartman komşumuz Nedret teyze ondan hep sitayişle bahsediyordu. Onun beyin cerrahisine girişi, bu konuda verdiği emekleri. Ben Aysima Hoca'yı görmeden onu tanımış, hakkında çok olumlu hikayeler duymuştum. Ve adeta benim için idol olmuştu. Biz birbirimizi tanımadan da böyle bir takım haberleşmelerimiz oluyordu. Sonra tabii beyin cerrahı olmak istediğim için kendisiyle de tanıştım. Her zaman mesleklerini ne kadar çok sevdiklerini bana söylediler. Bu konuda beni çok yüreklendirdiler, başarıyla bayanların da yapabileceğini. O nedenle her zaman için idolüm olmuştur. Bir bayan olarak onun yolundan gitmeyi kendime hedef seçmişimdir. İstanbul. Altıncı isme geçmeden önce hem başlığı yavaş yavaş bugüne değiştirmeye başlamak istiyorum hem de EANS'ın European Association of Neurosurgical Societies'in Diverse Leader in Neurosurgery sayfasında ilham kaynağı liderleri listeledikleri sayfaya bakmak istedim. Burada da konuştuğumuz Diana Beck, Sofia Inescu gibi isimler var. Türkiye'den de iki isim var. Birincisi Aysima Altınok tabii ki. Diğeri de Nurperi Gazioğlu.
Nurperi Gazioğlu da Türkiye'deki 6. kadın beyin cerrahlarından ve ilk akademisyen beyin cerrahı, kadın beyin cerrahıdır. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu. 2000'de doçent, 2008'de profesör unvanı almıştır. 2017'de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde çalışmış. 2017'ye kadar. İstanbul Üniversitesi Hipofiz Merkezi 2015'te kurucularındandır kendisi. Burada birçok toplantı, eğitim, kadavra kursu düzenlemiştir. 2017 ile 21 arasında İstanbul Bilim Üniversitesi'nde Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. Halen de İstinye Üniversitesi'nde Anabilim Dalı Başkanlığı yapmaya devam etmektedir. SSCD'nin de ilk kadın başkanıdır. Yani Terenöşücü Derneklerinden ilk kadın başkanıdır. Bu arada bir de uluslararası ödülünü da göstermek istedim. İtalya Nöroşirüjenler Birliği tarafından genelde İtalyanlara verilen bir hizmet ödülü gibi bir ödülmüş bu. Yalnızca iki yabancıya verilmiş. Birisi bizim Nurperi hocamıza, diğeri de yanlış hatırlamıyorsam Sırp bir hocaya verilmiş. Nurperi Gazioğlu'nun da kısa röportajını göstermek istedim. Meslek zorsa kadın için de zor, erkek için de zor. Bu meslek sürekli dikkatli olmayı gerektiriyor. Sürekli güncel olmayı gerektiriyor. Okuması ve işte bütün yeni tedavileri, teknikleri takip etmesi gerekiyor. Sorumluluk sahibi olması gerekiyor bir kere. Bizim başucumuzdan telefon hiç eksik olmaz. Yani telefon hiç susmaz, kapanmaz. Gece gündüz, hekimliğin gecesi, gündüzü, tatili, istifası falan yok. Yani hekimseniz bu bir yaşam tarzı ve bu yaşam tarzını bütün gerçekten sorumluluk sahibi meslektaşlarım böyle algılıyorlar. Daha sonra Füsun Demir Çiviözer hocamız var. 90'da benim de uzmanlığını aldığım İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nden uzmanlığını almıştır. Daha sonra Zülü Üniversitesi'ne Gazi Yaşargil Hoca'nın yanında mikroşirürji eğitimi almıştır. Döndüğünde İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde baş asistanlık görevini yapmıştır. 98'de Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'nde klinik şefi olmuştur. 2010'da doçent, 17'de profesör unvanını almıştır. Halen İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde klinik şefidir. Bu da kaynaklardan çıkan çok mutlu bir fotoğraf. Çok güzel güldükleri için bunu da paylaşmak istedim. Bundan sonra genel sırayı bozarak devam ediyorum. Mezuniyet sırasına göre değil. Emel Avcı hocamız Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. 2000'de Ankara Tıp Fakültesi'nden nöroşirurji ihtisasını almıştır. 2008'den beri Mersin Tıp Fakültesi'nde çalışmaktadır. 2012'de profesör unvanı almıştır. George Washington Üniversitesi'nde, Wisconsin Üniversitesi'nde kafa kaydısı ve nöroanatomi üzerine çalışmaları olmuştur. Kendisi Türk Nöroşirurji Derneği'nin ilk kadın başkanıdır. Bu da DND seçimi sonrası Funda hocamızla birlikte paylaştıkları fotoğraftı yanlış hatırlamıyorsam. Kendisinin de bir anısını burada paylaşmak istedim. Ekstübasyondan sonra hocam aslında kulisi var dediler. Hastayı ekstübe eder etmez. Derhal ameliyathaneden tomografi ünitesine çekmek istiyoruz ama hastanenin elektrikleri kesilmiş ve jeneratör devreye girmiyor. Ama bir şey yapmak zorundayız. Bir şey yapmak zorundayız. Bir okul birincisi bir kızımız var. Dedim ki sedye ile indirelim. Biz aşağı inene kadar mutlaka devreye girer. Ve sedye ile indirdik. Ve gerçekten biz yukarıdan tümörü boşaltırken, aşağıdan tümörü boşaltırken yukarıdan akut epidural hematomu ortaya çıkmış. Viktor Frankl'ın bir sözü var. Bir durumu artık diyor değiştiremediğimizde kendimizi değiştirmeye zorlanıyoruz. Evet. Pınar Akdemir Özışık hocamıza geçtiğimizde
Kendisi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Aynı üniversitede ihtisasını tamamlamıştır. 2007'de yine Hacettepe'de ileri nörolojik bilimler doktorası almıştır. 2011'de doçent unvanı almıştır. Şu an Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanlığını yapmaktadır. Kadın nörojenler arasında dekanlık görevi yapan ilk kişidir. Ayrıca SGK Yüksek Sağlık Kurulu'nda görev yapan ilk kadın nörojenidir. İlginç hobileri arasında karatecilik ve kürek sporu bulunmaktadır. Kendisinin de bir konuşmasını buldum bir yerden. Onu paylaşacağım şimdi sizinle. Kadın mentor bulmak neredeyse mümkün değil. Yayınlarda da göreceksiniz. Çünkü kadınların zaten tıp fakültesine giren kadın oranı neredeyse %60 Amerika'da da şimdi. Fakat kariyer ilerlemeleri, herhangi bir mesleki dernekte pozisyon bulmaları, eşit şartlarda akademik pozisyona gelmeleri o kadar kısıtlı ki yurt dışında da haliyle siz kadın mentor bulamıyorsunuz. Artı kadınların erkek ya da kadın mentor bulma oranı erkeklere göre son derece düşük. Her iki durumda da kadınlar bundan faydalanamıyor. Görüyorsunuz bu da 2010'daki yayın, 2018'deki yayınlarda bundan farklı değil. Yani eğitimin diyor bak, every level of training, eğitimin ve kariyerin her aşamasında kadınlara ciddi bir blokaj var. Bunu da daha sonra tartışırız diye düşünüyorum. Sıradaki hocamız Hikmet Turan Süslü. Kendisi Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu. Aynı üniversitede ihtisasını almış. 2007'de yine aynı üniversitede ileri nörolojik bilimler doktorasını almıştır. 2011'de doçent unvanı almıştır. Bir dakika. Yanlış oldu. Bu yanlış oldu. Pardon. Hikmet Turan Hocam'ın sayfası kaymış. Hikmet Turan Hocam'dan özür diliyorum. Kendisi şu an SSCD'nin son dönem başkanıdır. Kendisinden özür diliyorum. Eylem hocamıza geçtik. Kendisi 2003'te Marmara Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 2010'da Yale New Haven Medical Center'da ihtisasını yapmıştır. Daha sonra British Columbia Children's Hospital'da pediatrik nörolojisi fellowluğunu tamamlamıştır. Şu an doçent olarak Arkansas Üniversitesi'nde halen çalışmaktadır. Çift board'a sahiptir. Hem American Board of Neurological Surgery hem de American Board of Pediatric Neurological Surgery boardlarına sahiptir. Kendisinin de internette küçük bir konuşmasını buldum. Ama devamlı gözünüz ileride, bugün de ve ileride olsun. Ben ne kadar savaşa karşı olsam da, şiddeti de sevmesem de, bence hayat gerçekten cesaretle savaşılması gereken bir savaş. Sadece cesaretle değil, disiplinle, planlı, programlı, düzenli, adaletli savaşılması gereken bir savaş. En büyük silahınız kendinizsiniz. Feyza Karagöz hocam, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olup yine aynı üniversitede ihtisasını yapmıştır. 2010 yılında doçent unvanı kazanmıştır. 2017'de profesör olmuştur. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı'nı yapmaktadır. Bundan sonraki sıralamada biraz daha ameliyathane dışındaki İlginç yetenekleri olan hocalarımıza yer verdim. Bunların başında da tabii ki Funda hocamız gelmekte. Funda hocamız 98 yılında Ankara Tıp'ta ihtisasını tamamlamış olup 2016'da profesör unvanı almıştır. Kendisinin de bir konuşmasını buldum. Nöroşirurji bir kadın için beyin cerrahisi olmaktan öte bir yaşam biçimidir. Pek çok meslekte böyle olması gerekiyor ama özellikle nöroşirurjide bunun bir yaşam biçimi olması mutlaka gerekiyor.
Geceniz, gündüzünüz, hastaların problemleri, stresli ameliyatlar, stresli vakalar, bunların hepsinin üstesinden gelmek gerekiyor. Pek çok istediğiniz şeye zaman bulamayabiliyorsunuz. Mesleğinize zaman ayırmak için diğer yapmak istediğiniz şeylerden ödün verirken bunun için hiç gocunmamanız gerekiyor. Bunun için bence her şeyden önemlisi bir yaşam biçimi olması gerekiyor. İsteyerek ve severek seçmek gerekiyor. Bu şekilde çalışıldığı zaman da bence çok keyifli, çok güzel, sonuçları iyi olan bir bölüm diye düşünüyorum. Kendisinin bir de motosikletle ilgili bir röportajını buldum. Sporlarıyla genellikle cerrahlar daha çok ilgileniyorlar. Belki adrenalin alışkanlığımız bizi bu tarz sporlara, bu tarz ekstrem şeylere sevk ediyor. Dediğim gibi biraz evvel de söyledim, hani risk, hayatta pek çok şey risk. Risk anlamına hem ortaklar hem ayrılar, ortalıkta risk var ama birinde kendi riskinizi alıyorsunuz, motosiklette kendi riskinizi, ameliyatlarda hastanın riskini alıyorsunuz. İkisi de önemli riskler ve bunlara dikkat etmek gerekiyor. Adrenalin tabii ki çok hoş, çok keyifli ama mutlaka adrenalinizi ameliyatta da öyle kontrol altına almanız lazım. Çok heyecanlanır, çok stres yaparsanız elleriniz titrer, işinizi yapamazsınız. Motosiklette de öyle. Tabii ki heyecan var için içerisinde. Heyecan olmadan hız olmuyor. Hızı kontrol altına almanız için de kendinizi kontrol altına almanız heyecan lazım. Heyecan ve stres kontrolü aynen konusunda öyle. Da stres kontrolünün üst düzeyde olması gerekiyor. Kesinlikle. Bir de tabii hani mesleki olarak yoğun tempolar, riskli durumlar, pek çok hayat öyküleri, insan çok yükleniyor. Motosiklet kullanırken hiçbir şey düşünmüyorsunuz çünkü konsantre olmanız gerekiyor. Normal yolda da kullanırken öyle, pistte de kullanırken öyle. Full konsantrasyonla kullanırken başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz. O yüzden hani bir yerde insan kafasını da boşaltıyor, günlük yaşantısından kurtuluyor, streslerinden arınıyor ve konsantrasyonla sadece motosiklet kullanmayı düşünüyor. O da bir yerde dengeliyor insanın hayatındaki stresleri. Benim dikkatimi çekti. Sporlarıyla... Pardon. Şunu silelim, bir şey yapamamışız. Evet. Sıradaki hocamız Cahide Topsakal. Kendisi benim memleketimmiş. Trabzon Akçabat doğumluymuş. 94'te ihtisasını almış. EANS'ın 4 yıllık kursuna katılıp o tarihlerde sertifika sınavını alan az sayıda kişilerden biriymiş. 2004'te doçent ünvanını almış. Gazi Yaşargil ve El Mefti ile birlikte klinik çalışmalara katılmış. Kendisinin çok ilginç hobileri var. Kar ve su kayağı yapıyor. Kar kayağı fotoğrafını bulamadık. Bu su kayağı fotoğraflarından. Kara kalem yapıyor. Çok iyi şekilde. Bu bir kitapta basılmış Gazi Yaşargil'in resmi. Bu da Spesler hocamızın resmi. Kendisi de görmüş, çok beğenmiş. Aynı zamanda uçak kullanıyor. Aynı zamanda ata biniyor. Bu da göstereceğim videoda 2018'de veteran engel atlama Türkiye şampiyonu olduğu yarışma.
bu şekilde. Sıradaki hocamız Gülşah Bademci hocamız. 93 Ankara Üniversitesi mezunu. 2001'de Ankara'dan yine ihtisasını almış. Arkansas ve Yale'de Research Fellow olarak bulunmuş. Yine EANS Board sahibi. Halen Ankara'da çalışmakta. Hatta şu an sunumdan önce uzun bir ameliyata gireceğinden bahsetti. Kendisinin hobileri arasında tenis ve de karikatür çizimi var. Kendisi çok iyi bir karikatürist. Sanırım çizimlerine artık tıbbi çizim olarak devam ediyor. Sıradaki hocamız Fatma Özlen. Fatma Özlen hocamız 88 Ankara Tıp Fakültesi mezunu. İhtisasını Cerrahpaşa'da almış 95 yılında. Harvard Üniversitesi Brigham and Women's Hospital'da yine fellowluk yapmış. Kendisinin ameliyathane dışındaki harikulade yeteneği de yazar olması. Benim de okumayı çok sevdiğim, düzenli olarak takip ettiğim hashtag tarih dergisinde yazıları çıkmakta. Takip etmenizi öneririm. Diğer ilginç yeteneği olan hocamız Songül Meltem Can hocamız. İstanbul Fakültesinden, İstanbul Tıp Fakültesinden ihtisasını almış hocamız. 2020'de doçent unvanını almış. Kendisinin ameliyathane dışındaki özelliği ise yelkenciliği. Royal Yacht Academy Coastal Skipper lisansı vardır kendisinin. Burada da Feyza hocamla birlikte bir fotoğrafını buldum. Ayşe Karataş Demirciler de yine Ankara Tıp Fakültesi ihtisaslı hocalarımızdan. Kendisinin de European Women in Neurosurgery'deki şeyini, klinik anatomi PhD'sini gördüm bu yazıda. Tabii uzmanlığım sırasında, ihtisasım sırasındaki hocalarımdan biri olduğu için de gururlandım. Fotoğraftaki diğer kişi de Gönül Güvenç. O da son 6 ay önce doçent oldu. Ayşe Karataş Demircilerin Funda, Ayşe hocamızı, Funda hocamızın bir fotoğrafını buldum. Onu paylaşmak istedim sizlerle. Bu arada son isme geldik sanırım. Melike Mut Aksu. Mümkün olduğu kadar doktorasını bildiklerimi de ayrı bir özellik olarak yazmak istedim. 2002 Hacettepe Tıp'ta ihtisasını almış hocamız. Washington Üniversitesi ve Virginia Üniversitesi'nde çalışmaları olmuş. 2007'de ileri nörolojik bilimler doktorasını tamamlamış. 2015'te profesör unvanı almıştır. Bu da Aysima Altınok hocamızla birlikte neredeyse hemen hemen saydığımız hocalarımızdan Nurperi Hoca, işte Hamiyet Hoca, Fatma Özden hocamız, Feyza hocamız buradalar. Şimdi aramızda olmayanları da bir anmak istedim. Ayçiçek Çeçen, İlkay Sitti, Lale Şaşmaz, Ümit Trakya. Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsine saygıyla anıyoruz buradan. Bu sunumu hazırlarken arkadaşlarımızın Türkiye'den çıkan bir yazısını gördüm. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Özellikle de Türkiye'de kadın nörosürjenlerin yarını başlığı altında. Şimdi ilginç tespitler var. Ben herkese okumalarını öneririm. Şimdi zaten bilinen bir şey, yurt dışında da medikal tıp fakültesi öğrencilerinin %50'sinden fazlası kadın olmasına rağmen uzmanlık seçimlerinde erkekler daha baskın çıkıyor. Özellikle beyin cerrahisinde kadın uzman oranı dünya genelinde çok az. Türkiye'deki durumda uzmanların %5.5'i kadın. Bu kadın uzmanların
%10,6'sı profesör, %17'si doçent. 36 tane Türk Nöroşirurji Derneği başkanından sadece bir tane kadın başkan çıkarabilmişiz. Bu da tabii cinsiyet eşitliğinde ne kadar yol kat etmemiz gerektiğini gösterir bir yazı olmuş. Tabii bunu sadece şeye de bağlamak nöroşirurji zor. Kadın öğrenciler nöroşirurji ihtisasını seçmekte zorlanıyor veya akademiye ilgi duymuyor şeklinde yorumlamak da yanlış. Tabii ki özendirilmeli. Ancak bir de az önce Pınar Hoca'nın da videosunda bahsettiği gibi bir de cam tavan mevzusu var. Tabii burada cam tavanı kıran harikulade hocalardan bahsettik şimdi ama hala cam tavanını kıramamış içimizde veya gelecek nesiller var. Bu konuda Amerikan Beyin Cerrahları Derneği ve işte CNS cinsiyet eşitliğini sağlamak için özendirici birçok çalışma yapıyor. Women in Neurosurgery Derneği kuruldu biliyorsunuz. Daha sonra bunu geçen sene görmüştüm. Çok hoşuma gitti. Future Women Leaders in Neurosurgery. Gelecek liderleri hazırlamak istiyorlar ve bununla ilgili burs vermek istiyorlar. Ben buradan arkadaşlarıma da belki izleyen, aklında bir şey uyanan arkadaşları bulursa diye burada paylaşmak istedim. Yine Selim, bağlantı koptu. Kadın liderler var. Çünkü şu an duyuyor musunuz? Şu an ben iyi. Sizi duyuyorum. Şu an iyi. Demin koptu. Son slaytlar zaten. Bu Türkiye'nin 3 Atenası başlığını çaldığımız yazı da bu başlık. Çok güzel bir yazı. Hala okumamış olan varsa kesinlikle tavsiye ederim. Burada bizim hocalarımızın da yazarları, yani katkıları içinde olan bir iki yazı dizisi var. European Women in Neurosurgery. Bu yazı dizisinde de kadınların ne kadar zorluklarla bu göreve başladıklarını ve yaşayan ne kadar harika efsane olduğunu anlatan bir yazı dizisi. Herkesin okumasını tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Bence şimdi asıl bahsettiğimiz buradaki efsanelerin söyleyeceklerini dinlemek bize düşer. Ben sadece bir girizgah yaptım. Teşekkür ederiz Selin. Ağzına sağlık. Bence gayet güzel toparladın. Birkaç katkı var. Onları aktarayım isterseniz önce. İsmail Akkaydın hocamız bir katkıda bulunmuş. Ülkemizde 4. sırada uzmanlığını alan beyin cerrahı, operatör doktor Emine Çalmaşur'dur merhume. 1982'de Atatürk Üniversitesi Beyin Cerrahisi Kürsüsü'nün ihtisasını almıştır. Dilek Leblebicioğlu'ndan önce uzmanlığını almıştır. Tarihe not düşmek gerek demiş. Hocam notumu aldım, kusura bakmayın. Bulamamıştım kaynaklarda. Evet. Kliniğimiz uzmanlarından Doktor Ertan Sevin. Kadının gücünü bu sahada da bir kez daha gösteren değerli meslektaşlarıma beyin cerrahisine verdikleri katkılardan ötürü sonsuz teşekkür ederim. İyi ki varsınız demiş. Sait Naderi hocamızdan bir katkı var. Sanırım Doktor Ümit Trakya'yı atladık. Kendisi 23 Temmuz 1979'da Ege Üniversitesi'ne mezun olmuştur. Yıldız Hanım yanılmıyorsam 64 mezunudur. Yıldız hocamı yakından tanıdım. Yakın zamanda kendisini kaybettim demiş. Füsun Demirçevi hocamız. Rahmetli Ümit Trakya 80'li yıllarda Ege Üniversitesi'nde uzman olarak çalışmaktaydı.
Dördüncü o olmalı diye katkıda bulunmuş. Doktor Şilan Yıldırım, ilham verici bir sunumdu. Hocam çok teşekkür ederim. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 4. sınıf tıp öğrencisi. Teşekkür ederim. Bu dördüncü karışıklığını da evet, dörtte bir şüphe var. Tekrar şey yapacağım, gözden geçireceğim. Teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Evet. Evet. Şimdi herhalde Selin'in sunduğu sırada hocalarımıza söz vermek iyi olur. Bir not, hem öğrenci var toplantımızda, notunu gördük. Hem de Selin'in bir Pakistanlı hayranı var. O da kadın beyin cerrahı Maria. O da burada. Anlıyor mu bilmiyorum ama takip ediyor. Şu anda Selin'in şeysini, konferansını. Bir miktar da anlıyor zannedersem. Türkçe. Biraz anlıyor Türkçe. Evet. O da şeyde. Evet Selin, senin sunumda bahsettiğin sırada hocalarımızdan direkt olarak almak anılarını ya da düşüncelerini herhalde güzel olur. Güngör, Nurperi hocamla. Nurperi hocam. Evet, Nurperi hocamla başlayacağız herhalde. Murat. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Selin'cim o kadar güzel toparlamışsın ki bir kere çok gurur verici bütün bu tabloyu görmek. Yani bu kronolojik sırayı görmek, hep herkesin röportajlarını dinlemek gençlere umarım ilham verir ve rol model gibi örnek olur. Bazı arkadaşlarımız belki yeterince vurgulanamamış olabilir. Özellikle Melike şu anda Amerika'da nöroonkolojide çok önemli bir şeyi var, deneyimi var. Şunu söylemek istiyorum. O Selin'e elimden geldiğince kaynak aktarmaya çalıştım. Dördüncü o sıralamadaki eksiklik benden kaynaklanıyordur büyük ihtimalle. Çünkü yıllar önce ben bütün beyin kadın beyin cerrahlarının adres, telefon bilgilerini filan sırasıyla böyle sıralamayla kaydetmiştim ama orada eksiklik benden kaynaklanmakta. Onun için Selin'den özür dilerim. Halen de gurur duyduğum bir şey var. Gençler var aramızda çok ve her ne kadar kadın beyin cerrahları azınlıktaysa da bu azınlığın içinde gelenler gerçekten istekli, azimli ve dirençli, akıllı kadınlar. Ben bunu böyle görüyorum, böyle okuyorum. Çok sayıda yani 134 kişilik bir WhatsApp grubumuz var. Ben bununla da gurur duyuyorum. Çünkü birbirimizle iletişim ve dayanışma halinde olabiliyoruz böylece. Selin de bu grubun üyesi zaten. Çok keyifli bir şey bu dostluğu sürdürebilmek. Bence nöroşirurjideki kadın elinin herhalde en önemli şeyi bu ortamı yumuşatarak dostça diyalog içinde bir şeyler yapabilmeye çalışmak olmalı. Gençlere çok çok çalışıyorlar görüyorum, doktora yapıyorlar, yayın yapmaya çalışıyorlar ve çok güçlü bir kadro geliyor yine geriden bizden sonra. Umarım azınlıkta olmayıp artık hani kadın nöroşirjen olmanın ilginç bir şey olmayacağı günleri hızla geliriz. 134 kadın beyin cerrahı kayıtlı bu WhatsApp grubunda ve bunlardan en az 23 ya da 24 tanesi yanlış hatırlamıyorsam öğretim üyesi. Bu çok güzel bir oran. Ben bunu Avrupalı meslektaşlarıma da söylüyorum ve bununla da gurur duyduğumuzu söylüyorum. Hasan Kamil hocama çok teşekkür etmek isterim. Hem bu platformda büyük bir boşluğu doldurduğumuz için COVID pandemi döneminde suskunluğumuzu bozduğumuz için hem de kadınlara bu kadar önem verdiğinizi ve ön plana çıkarttığınızı, desteğinizi bu konuları işlemekle gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Selin'cim ağzına sağlık. İyi akşamlar. Evet Murat, Emel hocamın sesini açalım.
akşamlar. Selin, çok hepinizi topladın. Çok teşekkür ediyorum. Kamil Hoca'ya da çok teşekkür ediyorum. Asistanlar başladığımızda Hamit Hocam'ı hepimiz biliriz. İşte Türkiye'de nöroşirurjiye çok büyük katkısı var. Hocam, Kemal Hocam sesiniz biraz az geliyor. Acaba yaklaşıp ya da yüksek sesle konu imkanı var mı? Asistanlar dedim ilk başladığımızda biz Hamit Hocamız ana bilim dalı başkanıydı. Hepimiz de Hamit Hoca'yı biliriz. Kendisi özellikle GATA'nın hocalarından da askerdi. Ceketinde de hep bir uçak rozeti taşırdı. Biz işte usulen onun odasına götürmüşlerdi. İlk onunla tanıştık. Hocamın beni görünce dediği şey, yavrum dedi, bu klinik dedi Hacettepe, Hakkari, Komanda Tugayı'ndan daha zordur dedi, demişti. Hiç unutmuyorum o sözünü, ama bu sözü tabii ki sadece kadınlar için değil, bu mesleğe gönül veren bütün erkek meslektaşlarımız için geçerli. Yani nöroşirurji kolaydı, ben hiç zorlanmadım diyen sadece bilmiyorum, erkekler geçerli. Emek veren herkese teşekkür etmek lazım. Genç meslektaşlarımız, öğrencilerimiz geliyor özellikle. Çarşamba günleri kendileriyle görüşüyorum üniversitede. Beyin cerrah olmak isteyen, cerrah olmak isteyen. Anlatıyoruz tabii, terazinin kefesi var. İşte bedeli de ağır oluyor. Yani onları şevklendiriyoruz ama bedeli de söylemek gerekiyor. Karşılık beklemeden yapılan bir fedakarlık çoğunlukla. Ben başka bir şey diyemeyeceğim. Yani Nurper abla da söyledi. Önce iyi insan olmak lazım. Sonra iyi hekim, iyi cerrah olmak lazım. Ben en son bunu söylüyorum. Yani hani kadın ya da erkek olarak değil de sizlere, bizleri yeniden bu platformda topladığınız için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz hocam. Murat, Pınar Hoca'nın sesini açalım. Merhabalar, iyi akşamlar. Merhaba. Şimdi öncelikle Selin'e, sonra bu toplantıyı düzenleyen bütün arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum gerçekten. Geçen hafta ben de İzmir Online'da sunum yapmıştım. Nurperi Hoca bu konuda çok haklı. Gerçekten en uzun süreli, en problemsiz ve en iyi katılımla ve en değişik konularda hani siz gidiyorsunuz. Gerçekten çok, hani sonra YouTube'dan da seyrediyorum. Her zaman katılma şansım olmuyor. Şimdi birkaç konuya önce değinmek isterim gerçekten. Şimdi birincisi, burası nöroloji ya da neuroscience kliniği değil. Burası beyin cerrahisi. Burada kadınlara yapılacak en büyük iyilik bence eğitimlerini, cerrahi eğitimlerini mümkün olduğunca üst düzeyde vermek. Zaten bütün, yani herkes için çok sancılı bir asistanlık ve uzmanlık süreci. Yani işte hani erkek meslektaşlarımız da bizden farklı değil, ama ben mesela bakıyorum, şimdi benim yanımda iki tane uzman arkadaş çalışıyor. Biri GATA'da mecburi hizmet yapıyordu. Ameliyathaneye girmediği aylar var. Öbürü yani mecburi hizmetini Pursaklar'da yapıyor 2 sene. Çünkü ameliyathane yok. Tamam mı? Ama mesela bir şekilde, yani diğer arkadaşlar bir şekilde hani yerlerini değiştiriyorlar, abilerini buluyorlar, şey yapıyorlar, ama hani en azından ben yanıma görevlendirmeyle aldığım arkadaşların mesela çok uzun süreli ellerine bıçak değmemişti. Yani ki asistanlıklarında bir tanesi benim dış kapıdan asistanımdı. Son derece de iyiydi yani. Ha, belki biz yeterince gidip etrafa söylemiyoruz. O da bir hata olabilir. Şimdi bence yani ben bizden sonra gelen arkadaşlara da söylüyorum. Yani mesela hani çalıştıkları kliniklerinde, zorda kaldıklarında vesaire, kendi abilerine, ablalarına, hocalarına mutlaka dertlerini söylesinler. Yani belki hata bizde. Biz gidip söylemiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ama erkekler bir tık daha fazla söylüyor. İkincisi, şimdi yeni nesil bize, yani bizim uzmanlık yaptığımız döneme göre daha rahat. Ben beyin cerrahisinde asistanken Melike benden 2 sene sonra başlamıştı. Şimdi mesela ilk 2 seneyi hatırlıyorum. Yani klinikte kötü ne olsa espri hep şöyle gelişirdi. İşte gemilere neden kadın almazlar? Çünkü uğursuzluk getirir. Bu olay neden oldu? Çünkü Pınar burada. Ondan sonra hani espri niyetine yapılıyordu, ama yani her gün yapılmaz bir espri.
Ondan sonra yani mesela böyle bir espri hiçbir erkek için yapılmıyordu. Ha, çok aldırıyor muydun dersen aslında çok aldırmıyordum. Çünkü çok yorgundum yani hiç uyumadığım bir dönemdi. Çok hani o onu dedi bu bunu dediye takabilecek durumda değildim. Bu olay ne zaman sona erdi? Yani çömezlerin yaptığı bir hata sonrası biz hep beraber fırça yerdik. Yani dört çömezdik. Birimizin yaptığı hatadan hepimiz fırça yerdik. Yani bütün ekip böyle bir fırçada böyle bir fırçada bu arada gün aşırı nöbetteyiz. Ben tek başıma nöbet tutuyorum. Diğer ekip de üç çömez birlikte nöbet tutuyor. Çünkü şöyle olmuştu. Bir kavga sonrası benim diğer insanlarla geçinemediğime karar verip beni gün aşırıya tek koyup 120 yataklı serviste diğer 3 arkadaşı da bir gruba koymuşlardı çömez olarak. Ondan sonra o nöbetlerde yani onların 3 kişi tuttuğu nöbetlerde sorun çıkınca dördümüz fırçaya çağrıldık. O fırçada yine aynı espri yapıldı. Yani onların nöbetinde olan bir olay ben bölümde olup uğursuzluk getirdiğim için yapıldığını söylediler gülerek. Bunun üzerine yani Deniz Belen'i hala çok severim. Şimdi de beraber çalışma şansım oldu Ankara Şehir Hastanesi'nde. Çok ciddi bir biçimde bağırmıştı. Kesin artık şunu diye. O kesin dedikten sonra kesildi. Hani bu yapılan espriler. Ama şöyle şimdi bizim asistanlarımıza bakıyorum. Beraber çalışan. Bir sürü kadın asistanımız var. Hiçbirinin hani bu tarz bir espriye bile maruz kaldığını görmüyorum. Nedir? Demek ki devir değişiyor. İkincisi gerçekten kızlar çok çalışıyorlar. Erkekler de çok çalışıyor. Yani artık hani kadın erkek diye ayırmıyoruz. Ama şöyle eğer mesela işte Füsun Hoca'nın ekibini görüyorum ben. Nurperi Hoca'nın ekibini görüyorum. Yani sonuçta iyi cerrah olan kadınlarla beraber çalışıyorsanız ve erkek olup hani onlarla beraber eğitim alıyorsunuz. Altınıza adam seçerken kadın ya da erkek diye ayırmıyorsunuz. İkisi de gözünüzde eş. Ben kendi adamlarımda onu da görüyorum. Yani ben söylemeden adamlarını kendileri seçtiler. Benimle beraber çalışan herkes kendi arkasından gelen adamını kadın cerrahlar arasından seçti. Yani hatta ben kızlara bir tık daha acımasız davrandığımı söyleyebilirim. Benim altımdaki erkeklerden. Ondan sonra inşallah kızmıyorlardır bana ama yani hani bir tık daha sert, bir tık daha yargılayıcı olabiliyorum aslında. Ama nedir? Çok iyi cerrah olarak yetişiyorlar. Bence buradaki anahtar kelime çok iyi cerrah olarak yetişmek. Ondan sonra arkasına neuroscience da gelse iyi olur, araştırma da gelse iyi olur, doktora vesaire de. Ama bu erkekler için de olması gereken bir şey. Sadece kadınlar için değil, tüm beyin cerrahları için. Özellikle akademik kariyer düşünenler. Bunun dışında kadın beyin cerrahları arasında özellikle Nurperi Hoca'ya, tabii ki hepim yani ondan da büyük hocalarımız var, ablalarımız var, saygımız, sevgimiz sonsuz ama şu anda Türkiye'deki asistan uzman, işte akademik kariyerde hoca bütün kadın beyin cerrahlarını bir arada tuttuğu için yani hepimize bir hoca, bir abla, bir anne, yani bir rol model ne isterseniz yani bir beyin cerrahı olarak hepimize yol gösterdiği için WhatsApp grubunu tuttuğu için sanırım şu anda ne Avrupa'da ne Amerika'da kadın beyin cerrahlarının bu kadar birbirine bağlı ve yakın olduğu başka bir grup yok. Yani bunun için ama bu tamamen Nurperi ablaya bağlı. Onun için de hocaya çok çok teşekkür ediyorum. Uzun konuştum kusura bakmayın. hepinizin eline sağlık. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Pınar teşekkür Hocam. Murat, Füsun Hocamızın sesini açalım. Açılmadı hocam. Murat. İzin verdim hocam. Geliyor musun? Füsun abla tamam. Evet tamam, açıldı. Tamam. Şimdi birincisi Selin'in konferansı çok güzeldi. İkincisi bu arada bayan meslektaşlarımı görmek, arkadaşlarımı görmek çok çok güzeldi. Beyin cerrahı olmak zor iş. Kadın için de zor iş. Erkek için de zor iş. Bekarken birazcık daha belki ortalama ama evin sorumluluğu geldikten sonra, çocuk sorumluluğu geldikten sonra tabii erkeğe göre iki misli fazla oluyor. Ama benim şansım vardı. Birincisi eğitim gördüğüm
klinikte arkadaşlarım bana çok destek oldu. Yani Pınar arkadaşımıza yapılan davranışların hemen hiçbirisi olmadı. Şefim de aynı şekilde. Sonuçta iyi desteklerini gördüm. Evlendikten sonra da tabii eşimden, oğlumdan aynı desteği gördüm. Aksi takdirde beyin cerrahisi hem ameliyatları yap hem akademik olarak çalış çok zor bir dal kadınlar için. Ama gördüğünüz gibi çok yapılıyor. Artık eskisi gibi 3-5 sayıda değiliz. O kadar sayıda bayan asistan geliyor artık. Yani her dönem benim 2-3 tane bayan asistanım, beraber çalıştığım uzmanım var. Yani derin bir hakikaten değişiyor. Daha da iyi olacak büyük olasılıkla. Teşekkür ediyorum herkese. Biz teşekkür ederiz hocam. Murat Eylem hocamın sesini açalım. Teşekkür ederim. Selin, özellikle sana teşekkür ediyorum. Beni hem öncülerin hem ablalarımızın yanında saydığın için çok sevindim, çok da gurur duydum. Biz onların açtığı yollardan yürüyerek buralara kadar geldik. Umarım genç nesiller de bizim omuzlarımıza basarak, bizim belki açabileceğimiz yollardan ilerleyerek daha da iyi yerlere gelecekler. Bir iki rakam vermek istiyorum. Sen de konuşmalarında bazı yazılara değindin ama işte Dünya Beyin Cerrahisi Örgütü'nün yaptığı çok kabaca bir rakam, verdiği çok kabaca bir rakam var. 49.940 tane beyin cerrahı var ve bunların sadece 3.200 tanesi kayıtlı bulabildikleri kadın beyin cerrahı. Bu çok küçük bir rakam. Bizim yaptığımız bir çalışmaya göre de pediatrik beyin cerrahisi diğer dallara göre, tabii kendi dalım olduğu için biliyorum, biraz daha fazla rağbet görüyor ama yine de rakam %16'dan %20'den yukarı çıkmıyor eğer erkeklere kıyaslanırsa. En çok kadın beyin cerrahı %33 ile Cezayir'deymiş. Bunu da ben bir yazı sayesinde öğrendim. Türkiye'de 5.5, Amerika'da %8. Ama değişiyor. Özellikle Almanya'da da öyle, Avrupa'da da öyle, Türkiye'de de, Amerika'da da daha çok kadın, daha çok genç kızımız cerrahi dallara yöneliyorlar. Ve bunların arasında da beyin cerrahisi en başta gelen dallardan biri. Yani gelecek nesil çok büyük umut vaat ediyor daha fazla kadın beyin cerrahı ya da daha fazla kadın cerrah olacağı konusunda. Ve birçok şeyde yapılan çalışmada da artık pediatrik beyin cerrahi değil de daha çok spinal, kafa tabanı, vasküler dallara gidiyor. Kadın beyin cerrahlar da genç gelen, yeni gelen nesil. Bu benim için çok büyük bir gurur verici. Hani pediatrik beyin cerrahı özellikle kadınlarla bağdaştırılan bir şey ama artık o da değişiyor. Bu tablo umarım gittikçe değişecek. Tabii ki Pınar'ın da bahsettiği gibi pasif böyle dışlamalar her yerde oluyor. Örneğin beni Amerika'da golf partilerine davet etmezlerdi. Bilirsiniz bütün erkekler golfe gider burada. Orada konuşurlar, tartışırlar her şeyi. Hep ben o konuda nöbetçi olurdum. Bu değişmiyor. Hala pasif bir dışlama söz konusu. İşte futbol partilerine gitmezsiniz, golf partilerine çağırmazlar, dışarıya çıkarlar, çağırmazlar. Bunlar hala pasif diskriminasyon. Umarım değişecek. Biz daha fazla ses çıkarttığımız müddetçe İşte eşit fırsatlar, eşit imkanlar, eşit maaş, eşit haklar, eşit kariyer imkanları, bunlarla ilgili sesimizi daha çok çıkartıp kadın kimliğimizle, erkeklere benzemeden kadın kimliğimizle bu işin içinde var olduğumuzu üzerine basa basa vurguladığımız müddetçe bence bu yol daha da kolaylaşacak. Daha fazla genç öğrenci, genç tıp öğrencisi kadın olarak beyin cerrahisinde yer almaya çalışacak. Ben çok umutluyum. Sayılar artıyor. Türkiye'de de bunun daha fazla olacağına inanıyorum. Ama önemli olan bu eşit imkan, eşit fırsat vurgusunu hiçbir zaman değiştirmeden, gerekirse üzerine daha fazla basa basa söylemek, bu söylemi devam ettirmek. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sıranı alabilir miyim? Pardon. Şimdi tabii Selim bizden mezun oldu. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Ancak bundan sonraki kariyeri için de önemli şeyler var. Wisconsin'e giriş için onay aldı. Ama tabii Mustafa Kemal Başkı hocamız burada. Ona da söz verelim ki unutmasın Selin'i ve sonra çağırsın.
O bakımdan sesini açalım ve Mustafa Kemal Başkoca'yı dinleyelim. Bu konudaki fikirlerini sonra Selin'i bir hatırlasın. Yani gelecek için. Merhaba. Hepinize iyi akşamlar. Ben Selin'i unutmak mümkün mü? Seni ben de takipçisiyim senin. Belirli bir sıralama var. Onu takip ediyoruz ama dediğim gibi bazı pozitif ayrımcılık yaparak... Hocam bir torpil istiyoruz pardon o konuda. Tabii kesinlikle. Yani... Selin'in bana sadece bize ne zaman ve ne kadar süreyle geleceğini yazması yeterli. Onu tekrar hatırlatsın. Sorun yok. Ben de hazır bu konuda söz almışken ben şu anda tatildeyim. Sizin konuşmalarınızı ve binar serinizi çok yakından takip etmeye çalışıyorum ama mümkün olmuyor. Bu şansıma bugün de tatil günüme denk geldi. Öncelikle Selin'e çok güzel konuşması için teşekkür ederim. Ve Hasan Kamil Hocam ya siz bu bir İzmir online fenomen oldu. Her zaman söylüyorum. Bir çığır açtınız diyeyim, bir marka yarattınız ve çok değişik konulara yer veriyorsunuz, çok değerli konuşmacılar çağırıyorsunuz. Bugünkü konuşma da dahil bütün yaptığınız çabalar için size de çok teşekkür ediyorum. Bugünkü konuşma mükemmeldi, ben çok hoşlandım. Selin'e de tekrar teşekkürler. Diğer bütün konuşmacı söz alan konuşmacılara da çok teşekkürler. Kadınla ben ya bir kere hani eşitiz deniyor ya, kadın erkek eşittir. Değiliz. Eşit değiliz. Neden? Çünkü insan gibi son derece kompleks, bilinen, yaşayan, bildiğimiz yaşayan en kompleks canlıyı dünyaya getiren bir başka bir canlı erkeklerle eşit olamaz. Bayanlar daha üstün. Kesinlikle. Yetenek olarak, zeka olarak. Ben buna inanıyorum. Başkaları karşı çıkabilir. İkincisi, ya burada Funda'yı gördüm, Emel'i gördüm. Onlarla çok gururlanıyorum. Benim çömezlerimdir Ankara Tıp'tan. Şimdi Sait abi de burada sanıyorum. Belki o düzeltir beni. Tarihi çok iyi bilir Sait abi. Funda sanıyorum bizim Ankara Tıp Beyin Cerrahisi'ne giren ilk bayan asistanımızdı. Ve o zaman Hamit Hoca abiler böyle şimdi çok iyi de hatırlamıyorum. Böyle bir flu bir hafıza var bu konuda. Acaba dedik yani nasıl davranacağız? Hamit Hoca dedi ki oğlum dedi işte kendi tabiriyle hafif argomsu. Herkese nasıl davranıyorsanız öyle davranacaksınız lan dedi. o ve hiçbir zaman değişmedi ve kliniğin havasını değiştirdiler. Çok başarılı iki beyin cerrahı oldular. Bir laf var ya böyle abiyane terimle adamın dibi, adam gibi adam. O da bana çok saçma geliyor. Funda da Emel de insanın dibidirler. İnsanın hasıdırlar. Sadece iyi doktor, iyi cerrah olmak yetmiyor. Onlarla da çok gurur duyuyorum. Diğer bütün bayan beyin cerrahlarıyla çok gurur duyuyoruz. Geleceğimiz bayan beyin cerrahları. Ne kadar çok arttırırsak sayılarını bence beyin cerrahı o kadar ileriye gidecektir. Tekrar beni de dahil ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar, başarılar, sevgiler. Biz teşekkür ederiz hocam. Murat Funda Hoca'nın sesini açar mısın? İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Çok teşekkür ediyorum Selin'cim. Gerçekten çok güzel toparlamışsın. Çok mersi. Kamil Hocam'a da herkesin söylediği gibi tekrar teşekkür etmek istiyorum gerçekten. Hem İzmir Online için ve diğer bütün yardımı olan arkadaşlara hem konu dağarcıkları için. Nurperi abla zaten pek çok konuda bahsetti. O da gerçekten bizim için çok anlamlı. Ona da teşekkür ediyorum. Mustafa abi zaten bahsetti. Sağ olsun. Evet ben hani ilk kadın asistanıyım Ankara Üniversitesi'nin. Bundan her zaman gurur duydum.
Pek çok yerde anlatılan herhangi bir pasif ya da aktif şeyle hiç karşılaşmadık. Herkese işini yaptığı sürece eşit davranıldı bizde. Biz de bizden sonra gelenlere eşit davranmaya çalıştık. Kadınlar olarak şanslıydık. Hakikaten hani herkes klinikte sadece işiyle uğraşıyordu. Mustafa abinin bizde emeği çoktur. Burada olduğu için söylüyorum ama bütün beraber ihtisas yaptığımız abilerimizin de üstümüzde emeği çoktur. Kadın olarak çalışmak kısaca söyleyeyim. Gerçekten daha farklı olabilir, farklı görünüyor olabilir ama hani ihtisas hepimiz için zor, hepimiz için sıkıntılı. Kadın olarak ilgilenmemiz gereken alanlar daha fazla. Evle ilgili olsun, diğer ortamlarla ilgili olsun. Erkekler bu konuda biraz daha avantajlılar. Sadece işleriyle ya da sadece hobileriyle ilgilenebiliyorlar. Hobilerinizle de ilgilenirken ev hayatınızı, diğer hayatlarınızı ayarlamanız gerekiyor. İş konusunda da böyle. Ama kadın olarak daha şöyle söyleyeyim, bir arada olma avantajımız var şu anda bizim. Nurper abla sayesinde gerçekten bu geniş tabanlı WhatsApp grubumuzla birlikte herkesin birbiriyle haberleşmesi oldukça büyük avantaj sağlıyor hepimize. Manevi avantajımız bile son derece önemli. Yine bu toplantıda hani herkesi görmek çok keyifli oldu. Hani hep motosiklet olarak ön plana çıkıyorum bu konuda. Keyif alıyorum gerçekten. Ama hani sağ olun, beyin cerrahisi anlamına bu kadar pozitif ve bu kadar herkesin bir arada olduğu platformlarda görüşmek çok iyi oluyor. Yine çok teşekkür ediyorum ve hepinize iyi yıllar diliyorum. İyi akşamlar. Biz teşekkür ederiz hocam. Murat Feyza Hoca'nın mikrofonunu açalım. Merhaba. Evet, merhaba. Selin, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sunumdu. Kamil Hocama da teşekkür ediyorum. Hem bu toplantı hem diğer güzel toplantılar için. Şimdi Pınar biraz negatiflik yaşamış ilk başlayan insan olarak. Ben kliniğe ikinci başlayan insandım. Önümde Meltem vardı. Benden 3 yıl önce başlamıştı Meltem. O yüzden asistanlığımda çok negatif bir şey yaşamadım kadın olduğum için. Ama uzmanlıktayken... daha sonra akademik kariyer yaparken de tabii biraz sorunlar oluyor. Nasıl sorunlar oluyor? Şimdi bir erkek uzmandan beklenenle kadın uzmandan beklenen çok aynı olmuyor. Yani insanlar, karşındaki insan bunun farkında olmasa bile vasat bir çalışan erkeği normal kabul ederken kadından çok iyi olmasını bekliyorlar. Bunu herhalde hepiniz yaşamışsınızdır. Bizim şansımız tabii nöroşirurjiye başlayan, nöroşirurjiyi seçen kadınların gerçekten çok iyi olması, çok isteyerek gelen insanlar olması. O yüzden erkek meslektaşlarımıza göre belki biraz daha avantajlıyız. Ama böyle bir dezavantaj olduğunu da gençlerin bilmesi lazım. Her zaman için çok iyi olmaya zorlanıyorsunuz. Gençler konusunda ben çok ümitliyim. Hem uzmanlar hem asistanlar giderek sayıları da artıyor. Çok meraklı, ilgili gençler var. Benim şu anda 11 asistanımdan 5'i kadın. Bununla çok gurur duyuyorum. Giderek daha iyi olacak, daha başarılı kadınlar gelecek diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Murat, sırada Cahide Hoca'nın mikrofonunu açar mısın? Herkese iyi akşamlar. Duyuyor musunuz beni? İyi akşamlar, duyuyoruz hocam. Duyuyoruz hocam. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok çok güzel bir toplantı oldu. Selin'cim çok teşekkür ederim. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Zaten Kadın Nöroşirurjenler grubunun bir parçası olmak Türkiye'de beni çok gururlandırdı. İyi ki bu WhatsApp grubunu oluşturmuşuz. Böylece
Herkes birbirinden haberdar olabildi. Çok arkadaşıma ulaşamamıştım son dönemlerde. Bir şey daha söylemek isterim. İzmir Online Nöroşirurji'nin de fanlarından bir tanesiyim. Olabildiği kadar seyretmeye çalışıyorum. Tek şikayetim son yüklenen dönem programların YouTube'a zamanında yüklenmeyişi. Hala aradığım bazı şeyler var. Bunu bu arada söyleyeyim. Benden önce konuşan arkadaşlarım tüm olayı özetlediler. Herkes kendi tecrübelerinden bahsetti. İnanın %100 hepsini yaşamış biri olarak diyorum ki evet, bizim zamanımızda bir ayrımcılık vardı. Bu bir kültür meselesi. Alışmamışlardı belki ama şu zaman için bunu düşünmek istemem. Asistanlığım sırasında ben abilerimden hiç ayrımcılık görmedim doğruya doğru. Fakat mezun olduktan sonra kariyer hayatıma devam etmek istediğimde iki tane üniversite beni almak istemedi. Ve çok da zaman kaybettim bunun için. Kırılmış mıydım o zaman? Çok kalbim kırılmıştı. Ama şu an için geri dönüp baktığımda demek o zaman öyle olması gerekiyordu. Onlar için doğru olan buydu diyorum. Ve takılmıyorum. Yoluma hep devam ettim. Fırat Üniversitesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı yaptığım dönemde asistanlarıma, ki bayan asistanım da vardı o dönemde, hep şunu söyledim. Ameliyathanede aseksüel olacaksınız. Hem erkeklere söylüyordum bunu özellikle, hem bayan asistanıma. Aseksüel olacaksınız, hastane sınırlarının içinde cinsiyetinizi hatırlamayacaksınız. Hastaneden dışarı çıktıktan sonra erkekler erkek olsun, kadınlar da kadınlar olsun. Dolayısıyla bayan cerrahların asistanlıkları sırasında, eğitimleri sırasında erkeğe benzemeye çalışmaları son derece yanlıştır. Ne erkeğe benzesinler, ne kadın gibi kırıtsınlar, aseksüel davransınlar, işlerini yapsınlar. Hep bu felsefeyle devam ettim, hiç de yılmadım. Genç arkadaşlarıma da bunu tavsiye ederim. Onlar için çok umutluyum. Bizden daha çok hırslılar. Çok güzel olanakları bizden daha iyi düşünüp yakalamaya çalışıyorlar. Ve hepsiyle gurur duyuyorum. Tanımadığım bazı küçük arkadaşlarım, kardeşlerim olabilir. Onları da zaman içerisinde tanıyacağız inşallah. Olur da onlar için yapabileceğim bir şeyler olursa lütfen temasa geçsinler. Mutlaka bir şekilde birbirimize desteğimiz olur. Bu camianın içinde el ele vereceğiz ve hep beraber iyi bir yerlere geleceğiz diye düşünüyorum. Çok mutlu oldum böyle bir toplantıyı düzenlediğiniz için. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz hocam. Evet, birkaç soru ve katkı var. Ben onlara devam edeyim. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Yağmur Kaygusuz, merhaba, güzel sunumunuz için teşekkür ederim demiş. Bugün beyin cerrahisi stajım sırasında hocalarımla ilgili olduğumu paylaştım. Yani beyin cerrahisi ile ilgili olduğumu paylaştım. Bunun üzerine bu toplantıya yönlendirildim. 5 asistanından 4'ü kadın olan bir kliniğiz. Bu anlamda Türkiye'deki genel durumu yansıttığımızı düşünmüyorum. Hocalarım kendi kliniklerindeki kadın erkek oranından bahsedebilir mi? Ve asistanlık süresince kadın olduğunuz için yaşadığınız olumlu olumsuz deneyimlerden bahsedebilir misiniz? Teşekkür ederim demiş. Bunlardan bahsedildi herhalde. Bahsedildi zaten. Evet. Söz olan hocalarımız hepsi örnekler verdiler. Evet. İyi bir klinikmiş. 5 asistandan 4'ü kadın. Bizde 7'de 0 şu anda. Senin gidince kalmadı. O kliniğe erkek açısından bakmak lazım bence Kamil abi. Erkek yani az diyor. 5'te 1. Evet. Evet. Cüneyt Temiz hocanın Zoom'undan bir mesaj paylaşılmış. Türk Tabipler Birliği Kadın Kolları üyelerinden de burada olanlar var. İlgiyle izledik. Selamlar. Profesör Doktor Peyker Temiz, Manisa Tabip Odası Sekreteri. Şu anda burada değil herhalde, ismini göremedim. Burada ise bir el kaldırsın ya da çıktı herhalde. Evet. Görüyor musunuz? Peker Temiz ismini ben görmedim. Herhalde ayrılmış. Evet. Çıkmış ya da düşmüş. Tamam. Devam edebiliriz. Evet. Bizim klinik
hemşirelerinden. Selin, bu güzel sunum için teşekkür ederim. Emeğine sağlık. Serpil Ulutaş, Beyin Cerrahi Kliniği Hemşiresi demiş. Sorumlu hemşire. Sorumlu hemşire. Haksızlık evet. Olmasın. Trakya Üniversitesi Doktor Merve Yazıcı, 4. sene asistanıyım. Selin abla, eline emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim güzel sunum için. Hocalarımızın ilhamını tekrar bize yansıtman çok değerliydi. Saygılarımla demiş. Sait Nader'i hocamızın bir eklemesi var. Listenizde var mı bilmiyorum. Ümraniye'den ihtisaslı Doktor Sinem, yoksa listenize eklemenizi isterim demiş. Pardon. Sait Hoca beyin cerrahlığı kadar tarihçidir. Kendisini canlı alalım. Başka önerileri de var. Bazı yanlışlar olduğunu söylüyor sıralamada. Onları da kendisinden dinleyelim. Evet Murat, Sait Hoca'nın mikrofonunu açalım. Sesim geliyor mu? Geliyor. Geliyor hocam, buyurun. Herkese iyi akşamlar. Selin, öncelikle teşekkürler güzel sunum için. Kamil, sana da teşekkür ederim. Bu kadar kadın nöroşirurjinin arasında inşallah dilim sürçmez. Ben bir iki tane sadece hani şey gördüm. Mesela 1950'li yıllarda ilk klinik kuruldu dedin ama aslında 1923'te bir tane Zeynep Kamil'de beyin cerrahisi kuruluyor, kapanıyor. Sonra Bakırköy'de 33-34'te kuruluyor. Ama resmi olarak direkt beyin cerrahisi kliniği 1949'dur. Haydarpaşa numune. Şimdi bu birincisi. İkincisi, Ümit Trakya'yı ben asistan, 84'te ben mezun oldum Ege'den. Ben öğrenciyken Ümit Hanım çalışıyordu klinikte. Zaten söylediğim gibi ben sen konuşurken bir anda aklıma geldi. Ege Üniversitesi tarihiyle ilgili bir kitap var. Oradan uzmanlık tarihini de gönderdim zaten. Hani kayıtlarınız için bulunsun diye. Sait Hocam, pardon araya gireceğim ama siz kendi bilginize göre şu anda kadın nöroşirurjenleri Türkiye'de bir sıralayabilir misiniz? Bildiğiniz sıraya kadar olan. Yani sizin bilginize göre nasıldır? Zaten aşağı yukarı böyle. Aysime Hoca birincisidir. İkincisi Yıldız Hanım'dır. Bağlantı. Anlat olması lazım ama kayıtlara bakmam gerekiyor. Sıralama yine ses kaçırıyor mu? Bağlantı koptu. Sait Şimdi hocam, geliyor mu ses? Geliyor. Evet, evet hocam. İlki Aysime Hoca'dır. İkincisi 64 olması lazım. Yıldız Hoca. Yıldız Hoca biliyorsunuz genel cerrah oluyor. Sonra Iğdır'a gidiyor. Sonra ben ihtisas yapacağım diyor. Geliyor. Hacettepe'de Nurhan Alman biliyorsunuz bizim hocamız. 60-65 yılları arasında Hacettepe'nin bir de beyin cerrahisinin başındadır. Onun yanında ihtisas yapıyor. Ve hatta bir ay Ankara Tıp'ta da görev yapıyor. Hani konsultan nöroşirurjen olarak. Sonra ayrılıyor. Yüksek ihtisasa geçiyor. Üçüncüsü sizin söylediğiniz Bakırköy'deki hocamızdır ama dediğimiz gibi 78 ve 79 Ümit Trakya'dır. Bu kadar güzel şey söylendi ama yani neyse, başka o tatsız bir şey daha var, onu anlatacaklar, onu sonra Selin ararsa Selin'e ben direkt söylerim. Onun dışında Pakistan'dan Selman Şerif var. O Karachi'deki meşhur bu toplantıları düzenleyen, o dedi ki bana Pakistan'da şu anda asistanların %60'ı kadındır. Yani adamlar iyice şey yapmışlar. Türkiye'deki tıp tarihi açısına baktığımızda mesela biliyorsunuz 1940'lı 30'lu 40'lı yıllarda özellikle 20'li 30'lu yıllarda Atatürk'ün teşvikiyle kadınlar hep her aşamada her yerde çalışmaya başlarlar ve ilk ortopedist 1944'te aslında uzman oluyor. Fethiye Ayran. Belki bunu hani İstanbul Üniversitesi'dekiler bilir. Fakat ondan sonra biz beyin cerrahisi olarak her ne kadar onlardan birkaç tane daha da çıktıysa da bence ciddi olarak katlamış vaziyetteyiz. 130-40 bence 140-50 de olmuş olabilir. Bu rakamlar önemli ve kendi aralarında bu kadar organize WhatsApp grubu kurmaları da oldukça tabii önem arz ediyor bence. Ben sanırım Amerika'dakinden bile daha önemli bu. Benim söyleyeceklerim bunlar, aklıma gelenler. Teşekkürler. Ama teşekkür senin ederiz hocam. Bir şey söyleyeceğim sonra. Tamam hocam. Nurperi Hoca bir şey söylemek istiyor herhalde.
Murat Nurperi Hoca'nın sesini açalım. Evet, bir şey, kısa bir not sadece söylemek istiyorum. Bu WhatsApp grubunun oluşması aslında bir örgütlenme şeklinde olmadı. Tamamen kendiliğinden bir yılbaşı öncesi benim evde toplandık. Gelebilen bütün arkadaşları davet etmiştim, İstanbul'daki arkadaşları. Orada bir sürü resim çekildi, fotoğraflar çekildi. Bunları nasıl paylaşacağız filan, sen bana gönder, ben sana göndereyim filan derken Banu, bizim bizden uzmanlığını almış olan, şimdi Edirne Tıp'ta olan arkadaşımız, Banu dedi ki Turpelalı bir WhatsApp grubu kurayım ben. İyi, o zaman yap dedim. O WhatsApp grubunu kurdu ve böylece kurulmuş oldu. Sonra Duyan beni de ekle, beni de ekle. Sonra asistanlar, bizi de katar mısınız, uzmanlar filan. Böylece grubumuz genişledi ve çok keyifli olmaya başladı. Yani arada bilimsel bir şey paylaşılıyor. Bazen bir yardım amacıyla bir şey paylaşılıyor. Bazen politik bir görüş paylaşılıyor. Yani çok keyifli bir şey ama hani örgütlenme çabasıyla yapılmış bir şey değil. Ben aslında hani böyle çok hani kadın erkek, ben kadın falan, öyle bir şeylerim yoktur. Sadece haksızlığa uğramayalım yeter. Yani bize haksızlık etmeyin, o yeter. Bizim ayrıcalığa ihtiyacımız yok. Yani ben bunu her zaman savunmuşumdur. Çok teşekkür ederim tekrar. Hocam kaç kişi var grupta? 134'tü. Şimdi Eylem de beni de katar mısınız demiş. Onu da ekledik. 135. Teşekkür ederiz. Türk Nöroşirurji Hemşireleri Derneği Başkanı Sayın Kezban Şirin bir mesaj yollamış. Toplantıda birlikte çalıştığımız sayın hocalarımızı görmek, başarılarına tanık olmak çok güzel. Çok verimli ve ilham verici bir program oldu. Teşekkürler demiş. Bektaş Açıkgöz hocamız, Pınar konuşurken hatırladım. Aykut hoca bana Pınar'ı getirdi. Bu kız beyin cerrahı olacağım diyor. Sen bunu vazgeçir dedi. Başarısız olduğuma çok memnunum. Tüm meslektaşlarımızı, Emel'in dediği gibi hangimiz için beyin cerrahisi ağır değil ki, saygıyla selamlıyorum demiş. Doktor Nurullah Kösmen'e, klinimiz asistanlarından, tıp fakültesinden sınıf arkadaşım, cerrahi pratiğinde ablam, Selin ablamız, ellerine sağlık, çok güzel bir sunumdu. Başarılarına gurur duyuyoruz, selamlar demiş. Teşekkür ederim. İsmail Akkol hocamız, Pınar Hoca Hacettepe'ye giren ilk kadın asistan mı acaba? Sanırım cevaplandı bu. Bir de Füsun'un Aykut Hoca ile ilginç bir anısı vardır demiş. Füsun hocam anlatırsa... Belki sesine... uygun değildir Güngör. Tamam. Peki. Anlatmak istiyorsan anlatsın tabii. Kliniğimizden Doktor Ramazan Özdemir, bu güzel sunum için teşekkürler ederim. Selin abla teşekkürler demiş. Doktor Derya Karataş, eline sağlık Selin, emeğin için teşekkürler demiş. Bir de Selin'in Pakistanlı hayranı. Maria bu saate kadar durdu, dinledi. Bence konuşma hakkı var. Tamam. Maria, would you like to say something? Murat, 2 minutes. Nur Ul Huda Maria, sesini açalım. Hi sir, thank you so much. First of all, thank you so much for the wonderful webinar. It was a matter of great honor to get to know all these wonderful women in neurosurgery from Turkey. And a special thanks to Dr. Selin. And a huge thanks for our very dear mentor, Professor Emel Oji. I think these women are all a huge inspiration for all of us, even in Pakistan and everywhere around the world. So thank you so much, sir, again for the wonderful, for organizing such wonderful academic activities. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for joining us today. Honor is all mine, sir. Thank you. Okay. Eylem hocam bir söz almak mı istiyor? Bir el kaldırma işareti görüyorum. Murat, Eylem hocanın sesini açalım. İki şeye değinmek istiyorum. Bir tanesi demin Kamil'in Selin için yaptığı aslında büyük bir mentorluk. Yani Mustafa hocama işte Selin'i anımsatmak, önünü açmak,
böyle arttan gelen özellikle kadın beyin cerrahlarına mentorluk yapmak bence en büyük, en önemli şey bu. Zaten bu gerekiyor bize. Nurper ablamın da değindiği gibi şimdi ISBN'de International Society of Pediatric Neurosurgery beyin cerrahisinde kadın beyin cerrahisi komitesi kuralım mı kurmayalım mı diye bir tartışma başladı. Ama o tartışmada da tabii Nurper ablamın da Emel'in de Pınar'ın da tanıdığı gibi işte Martina, Nelsi, bu beyin cerrahisinde Zucchero hepsi beraber konuşuyorlar ve onların da dedikleri herkesin üzerinde anlaştığı konu aslında bizim ayrı bir grubumuz değil de bize uygun daha çok mentorların, bize eşit fırsat sağlayacak, önümüzü açacak kadın mentorların, yol göstericilerin olması. Onun için Nurperi ablanın dediğine kesinlikle katılıyorum. Ayrı bir grup olarak bizi bir kenara atmak değil de hani daha çok önümüzü açacak, eşit fırsatlarda bize yol sunacak, kariyer olarak bizi daha ileri götürecek. İşte demin Kamil'in Selin'e yaptığı gibi yardımcı olacak, elimizden tutacak mentorlara ihtiyacımız var. Sait hocamın da dediği gibi Pakistan'a davet edildim ben bir sene. Orada gerçekten 115 tane, 2018 yılında 115 tane beyin cerrahisi asistanından 48 tanesi kadındı. Ve onlar daha sonra güce katılacaklar. Ama onların da istediği hani bizi ayırmayın, sadece bize herkesin mentor olması. Daha çok ayrılmak değil de aynı grup içinde, aynı ortamda daha fazla mentor bulabilmek, danışabilecekleri daha fazla öncü bulabilmek. Bence bu her şeyden daha önemli. Zannedersem büyüklerimiz de aynı konuda, aynı görüşteler Nurper abladan anladığım kadarıyla. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Güngör herhalde şey kalmadı. Başka katkı yok gibi ben, Kamil abi. Söz size veriyorum. Ben istese başladığım zaman Mustafa Hoca da herhalde söz istiyor. İlk önce hocam ben bir şey yapayım. Füsun abla kıdemlimdi. Benden 4,5 sene öndedir. Füsun abla. Biz birlikte, ben refakat nöbeti tuttum Füsun ablayla. Şimdi işler biterdi. Füsun abla kitapların üstünü silerdi. Tozunu alırdı. Veya hastaların koluna girip onları işte yürütürdü filan. Ya bırak derdim, ben yapayım. Tamam yani işte, veya ne bileyim kitapların üstünü niye siliyorsun? Tamam. O durmazdı yani şey olarak. Tabii ondan görünce biz şeyi, bu çalışma azmini diyelim, kendimizi bir şeyler yapmaya mecbur hissediyorduk. Yani daha fazla çalışmaya. Öyle. Yani benim gördüğüm hani daha zayıf, kırılgan falan filan değil. Tam tersi bir acayipti şeyde, kıdemli sırasında. Hepimizden şeydeydi yani, öndeydi bu konuda. Evet, benim söyleyeceğim bu kadar. Mustafa Hocam herhalde söz istiyor. Murat, sesini açalım Mustafa Hocam. Hocam buyurun. Tekrar teşekkürler. Eylem'in söylediği çok önemli bir şey. Böyle ayrı gruplar kurarak sanki öteleştiriyormuş gibi. Ben öyle hissediyorum. Ben North American Skull Base'in yönetim kurulundayken böyle işte kadın Skull Base'ciler grubu kuralım falan. Onları da teşvik edelim dediler. O zaman hiç aklıma yatmamıştı. Niye kadınlar için ayrı bir grup kuruyorsunuz ki? O zaman öteleştiriyorsunuz. Aynı konumdaki erkeklerle aynı konumdaki komitelere, kurullara, neyse onlara kadınları koyun. Yani bu çok önemli. Bunu hiç, kadınlar için, erkekler için, yani şimdi Amerikan WNS'de Türk Nöroşürjenler Grubu diye bir şey kurursak öteleştirilmiyor muyuz? Bu çok çok önemli. Bence Nurper Hanım'ın dediği de o konuda. Yani bu ayrı bir grup değil. Sadece biz de varız. Bizim de sesimiz çıkmalı çağrısı. Tekrar zamanınızı aldım. Bunu da belirtmek istedim. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz hocam. Nur hocamız var. Nur Altınöz. Mikrofonunu açalım lütfen. Çok teşekkürler hem sunu için hem organizasyon için, her zaman olduğu gibi. Ben bir sorunun cevabını belki kaçırdım ama özellikle o soruya cevap vermek için ve
genel olarak bu konu hakkında birkaç şey söylemek için söz aldım. Pınar Hanım ilk giren hanım asistan mıdır Hacettepe'ye? İlk değildir ama muhtemelen ilk bitirendir. Çünkü ilk giren kişi ben ihtisası bitirirken o da internlüğünü yani tıp fakültesinden mezun oluyordu. Çok çalışkan bir arkadaşımızdı, isim vermeyeceğim ve beyin cerrahisine girmek istiyordu. Bana geldi, dedi ki abi ben konuştuğum hocalar, abiler hepsi beni vazgeçirmeye çalışıyor. İşte klasik nedenler, ileride evlenirsin, çoluk çocuk, aile hepsi bir arada yürümez. Ben bunları düşünmeyecek bir insan değilim dedi. Çok kararlı bir şekilde ben o arada bitirdim gittim, kendisi de sınava girmiş, kazanmış ve başlamış. Hacettepe'de ilk hanım olduğu için kendisine ayrı bir nöbetler için ayrı oda verilmiş. Nöbet tuttuğu zaman dinlenmesi, işte oturması için. İşte ameliyatlar acil, tabii Hacettepe'de o yıllar çok acil oluyor. Kendisine haber verilmiyormuş. Sabah oluyor, işte gece iki acil aldık, üç ay seni rahatsız etmeyelim falan. Ve bir süre sonra kendisi yani beyin cerrahisi ihtisasından ayrıldı. Açıkçası bu benim için yani hanımların beyin cerrahisine girmesi ve nöroşirjen olması konusunda beni çok üzen bir örnektir. Ama Allah'tan hani şimdi dinlediğimiz ve yakinen bildiğimiz gibi çok başarılı örnekleri var. Bunu biliyoruz. Ben Funda Hanım'ın ve Füsun Hanım'ın söylediği yine hani klasik bütün kültürlerdeki olduğu gibi hani ev, aile şeylerinin yüklerinin yanı sıra bir uluslararası toplantında Brezilyalı bir beyin cerrahı hanımla sohbet ediyorduk. Dedi ki Rio'da çalışıyor. Ben dedi gece evden çağrılırsam dedi acile vesaire. Yine bölümden bir erkek arkadaşa haber veririm, bana eskort eder dedi. Yani güvenlik açısından bazı yerlerde böyle sorunlar da var. Ben İsmail Hakkı Bey'in belirttiği Emine Hanım'ın vefat etmiş olmasına çok üzüldüm. Çünkü askerliğimi Erzurum'da yapmıştım ve o sırada Türkiye'nin büyük bir kısmında özellikle doğuda beyin cerrahı asker sivil yoktu. Bana ordunun talimatıyla her yere bakacağım söylendi ve Atatürk Üniversitesi'nde de belli bir süre ameliyatlar yaptım ve Emine Hanım'la çalışmıştık kısa bir süre ve vefat ettiğine çok üzüldüm. Son olarak söyleyeceğim, herhalde şimdi duyduğumuz sayılara varmasını ve çok başarılı örnekler görmemizin belli başlı nedenleri kişisel değerlendirmem o ki, herhalde beyin cerrahisinde fizik gücü olan ihtiyaç giderek azaldı. Yani elle bör açmak perforatörle veya işte anjiyo yapmak yerine işte bugünkü sahip olduğumuz modern teknolojiler. Bir de merkezlerin sayısı arttıkça belirli yerler hariç yük azaldı. Ve tabii bütün bunların temelinde de Mustafa Kemal Atatürk'ü Türk kadına verdiği haklar için hatırlamak lazım. Onun açtığı yolda hepimiz yürüyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Güngör'cüğüm, Emel Hoca ile birlikte çalışan Türk Nöroşirurji Hemşireleri Derneği Başkanı Kezban Hanım da bu ana kadar bizle birlikte ayrılmadı. Bence konuşmaya hakkı var. Kendisini de evet. Nöroşirurji Hemşireleri Dernek Başkanı olarak evet. Alalım müsaitse. Kezban Hanım'ın sesini açalım. Şirin. Evet. Merhaba hocam. Sesim geliyor mu acaba? Geliyor. Evet geliyor. Merhaba hocam. Biz evet bu programdan biraz geç haberdar olduk. Kamil hocam sağ olsun orada çalışan, Kamil hocanın hastanesinde de çalışan hemşire arkadaşlarımız var bizim dernek yönetiminde. Onların aracılığıyla Kamil hocanın sayesinde biz de bu programdan haberdar olduk. Ben çok keyif aldım. Ben Nurperi hocamı gördüğüm için zaten hem çok heyecanlandım hem çok mutlu oldum. Birlikte uzun yıllar Cerrahpaşa'da çalıştık. Ve gerçekten Nöroşirurji Hemşireler Derneği'nin eğer bugün buralara kadar gelmişse hocalarımızın bize çok büyük bir katkısı oldu ve bunlardan biri de Nurperi Hoca'dır. Bu programlara diğer dernek yönetim arkadaşlarımızla birlikte biz de eğer naçizane sizin de zaten uygunluğunuz olursa destek vererek birlikte bizim de bazı programlarda söz hakkımız olmasını istiyoruz. Hocam zaten bu konuda bize bir söz verdi.
Ben çok teşekkür ediyorum. Çok zevk aldım. Gerçekten ilham aldım. Emel Hocama da çok teşekkür ediyorum. Dernek çalışmalarında bize çok büyük desteği oluyor. Maalesef pandeminin getirmiş olduğu bir olumsuzluk nedeniyle 2 yıldır kongrelerimizi yapamıyoruz ama online programlarımız ya da bizim de WhatsApp gruplarımızda Nöroşirurji Hemşireler Derneği'nin üye arkadaşlarımız var. Ben bu programları kendileriyle de paylaştım. Çok teşekkür ediyorum. Çok verimliydi gerçekten. İlham aldım ve büyük bir heyecanla ve zevkle biz de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum söz hakkı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Evet. Herhalde bitirdik. Başka evet. Konuşmak isteyen yoksa kapatabiliriz herhalde toplantıyı. Katılan herkese çok teşekkür ederim. Ederiz. Amerika'dan katılan katılımcılarımıza da ayrıca teşekkür ederiz. Saat farkını gözetmeden Eylem Öcal hocamız, Mustafa Kemal Başkaya hocamız sağ olsun bizi yalnız bırakmadılar. Katılan herkese çok teşekkürler. İki tane Türkiye şampiyonu olduğunu öğrendim bugün. Funda Hoca'yı biliyordum zaten. Türkiye motor pist şampiyonu. Cahide Topsakal hocamız da binicilik şampiyonuymuş, Türkiye şampiyonuymuş. Valla gurur duyduk. Çok sevindik. Ben kendi adıma gurur duydum. Bu şeyden, bilgiden. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, hoşça kalın. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoşça kalın.